Mezopotamya Haber Ajansı bunu duyurdu. Değerli izleyenler, HDP Yeşil Sol Parti ile seçime girme kararı almış. Resmi olarak açıklanmadı, onu söyleyelim. E, fakat yarın e, parti meclisi e, resmi olarak duyuracak. Seçim gündemiyle 12 Mart'ta toplandı. Halkların Demokratik Partisi, parti meclisi yürütülen tartışmalar sonucunda Merkez Yürütme Kurulu'na tam yetki verildiği duyurulmuştu zaten. Parti meclisi toplantısının ardından kapatma davasına karşı seçimlere Yeşil Sol Parti ile gireceği yönünde bir karar aldığı ortaya çıktı değerli izleyenler. HDP'nin yarın gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu eğilimin kararını alınan bu kararı resmi bir şekilde açıklaması bekleniyor. HDP MYK bir diğer gündemi de yine Cumhurbaşkanlığı adayı çıkarma eğilimini de yeniden gözden geçirecek ve 16 Mart'ta gerçekleştirilecek Emek ve Özgürlük İttifakı toplantısında ittifak partileriyle birlikte son kararını vermiş olacak 16 Mart'ta. Ayrıca HDP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair ortak kararın yanı sıra genel seçimlere de Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında girme talebini toplantıya taşıyacağı öğrenilmiş. Bu tam olarak ne anlama geliyor ben anlamadım işin doğrusu. Ee, yani HDP'li yetkililer bugün ben de birkaç yetkililerle konuştum. Bu e, Yeşil Sol Parti ile girme kararı kesindir. MYK sadece onu yarınki toplantıdan sonra resmi olarak e, duyuracak ve resmiyet kazanacak. E, o yüzden hayırlı olsun şimdiden. Yani bundan sonra Artık öyle seçim bölgelerinde, nevroz alanlarında siz HDP flamalarını göremeyeceksiniz. Onu şimdiden söyleyelim. Bazı arkadaşlarımız şaşırmasın. Bundan sonra siz özellikle nevrozda Yeşil Sol Parti'nin tanınma, tanıtımı insanların gözüne, yani sandıka giden, okuma yazması olmayan, gözü HDP'ye alışan milyonlar var biliyorsunuz. Şimdi bunları iki ay içerisinde şöyle kısa bir zamanda dönüştürmek, o flamalara Yeşil Sol Parti'yi ye alıştırmak, biraz zor olacak. Yani ama e, ben biliyorum ki Kürtlerin büyük bir kısmı halen sandığa giderken ben oyumu HDP'ye vereceğim diyecekler. Nasıl ki halen milyonlarca insanın ben o, oyumu e, HDP'ye HDP vereceğim. Şimdi dolayısıyla Yeşil Sol Partisi YSK tarafından iki gün açıklanmıştı. 36 parti arasında yer almıştı. Yani resmi olarak seçime girmek için herhangi bir engel yok zaten e, Yüksek seçim Kurulu bunu resmi olarak açıkladı. Açın, açıklandıktan sonra yani aynı gün e, HDP toplanıyor, e, MYK toplanıyor e, parti meclisi ve bunu gündeme getiriyorlar. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın planını bu şekilde üt, şöyle bir kafa koydular. Yani burada şu anda e, HDP Yeşil Sol Parti ile seçime giderek iktidara Müthiş bir gol 90'a attı ben size söyleyeyim. İktidarın böyle bir beklentisi, umudu şey falan da yoktu. Ama iktidar öyle şey ayarladı ki önce ee, blokayı kaldırdı. HDP'yi şöyle bir yokladı yani. Bankalar üzerindeki blokayı kaldırdım ben. HDP şunu umut ediyor işte. Aha tamam bu blokayı kaldırdılar. Sözü sonbayı 11 Mart'a ertelediler. Biz o zaman ee, bu işi herhalde demek ki hükümet seçim sonrasına bıraktı falan. Yahu seçimi kaybeden bir hükümet bu işi bitirmeden seçim sonrasına bırakır mı? Hiç yok. Ama HDP öyle bir manevra yaptı ki e, bir gol attı. Yani 90'a taktı adeta. Kaleci de Süleyman Soylu'du. Yani onun planları çünkü bunlar. E, Erdoğan gariban kalecilikten falan anlamaz. O e, ön forvet oynuyor genelde. Ama Süleyman Soylu e, iyi bir gol yedi yani öyle söyleyeyim ben ya da AKP içerisindeki o or troll ordusu HDP'nin kapatılması için böyle cirit atan sevinen hem MHP hem AKP içerisindeki o güruh iyi bir gol yedi 90'dan gol yedikleri için böyle aval aval bakıyorlar şu anda topun gidişini izliyorlar top büğüm gitti 90'a takıldı hiçbir şeyde bir hamle de yapamadılar dolayısıyla hayırlı olsun diyoruz ama bütün önemli olan bu partiyi bundan sonra HDP'nin yarınki resmi açıklamasından sonra bütün sosyal medya hesaplarınıza koyun arkadaşlar. Her yerde paylaşın. Neden diyorum ben? İnsanların gözü artık bu. E, bu flamayı Ben onu tek başına getireyim ki insanlar görsün değil mi arkadaşlar? Ha şöyle. İnsanlar artık bunu Yeşil Sol Parti gördükleri zaman gerçi HDP ile zaten logoları çok benzer. Yani HDP içerisinde de gördüğünüz gibi yeşil var. Burada da yeşil var. Zaten partinin ismi Yeşil Sol Parti. Ee, hayırlı olsun diyorum. vallahi güzel. Östelik yeşillik e, yeşil Avrupa'da şu anda çok e, böyle neredeyse yeşil ismini taşıyan taş ya da işte Almanya'da e, Yeşiller Partisi var. E, o Almanya'da şu anda iktidar ortağı. E, Fransa'da var. Belçika'da var. Avrupa'nın bütün ülkelerinde neredeyse Yeşiller Partisi var. Ee, yani yeşilliği herkes seviyor. Yeşillik güzeldir. Doğa çok güzeldir. Doğayı sevmeyen insanı da sevmez. Dolayısıyla isminin yeşil e, olması ve ayrıca sol olması da önemli. Yani belki bazılarınıza biraz şey gelebilir. Yani ben isim üzerinden bir tartışma da yaratmak istemiyorum. Çok muazzam güzel bir e, şeydir. Yani bir isimdir ve hem renk anlamında da önemli güzeldir. Hem duruş, önemli olan bunun içini doldurmak o da yine sizlere düşüyor. Biz HDP'ye oy verenlere artık biz HDP'ye oy falan vermiyoruz. Yani bizim oyumuz Yeşil Sol Parti'ye değerli izleyenler. Ve bununla ilgili tabii ki yarından sonra da çok şey konuşacağız. Bu arada Selahattin Demirtaş da bir açıklama yaptı. Hemen daha resmileşmeden yani daha HDP resmi olarak açıklama yapmadan Halkların Demokratik Partisi eski eş başkanı Selahattin Demirtaş cezaevinde avukatları aracılığıyla Twitter üzerinden bir sos, bir paylaşım yaptı ve paylaşım aynen şöyle. Ekranda da görüyorsunuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bu paylaşımı yani Twitter'de. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bu görselin renkli çıktısını alıp evde buzdolabı kapısına, oda kapılarına yapıştırın lütfen. Ne olduğunu bilmeyen kalmasın, lazım olacak diye bir smile de koymuş, gülücük de koymuş. Haydi arkadaşlar elden ele diye. Valla gerçekten elden ele ee, Ben tekrar onu değiştireyim, ekran resmini çekin. Benimle birlikte yayınlamayın. Yalnız yayınla. Gerçi bulursunuz. İnternette bunu bulmak o kadar da mesele değil. Ama sadece bunu bütün o okuma yazması olmayan yaşlı kesimler var. Sandık başına içeri girdikleri zaman e, hani logolara okuyamayan bir kesim var ya. İşte onların bunu ezberlemesi gerekiyor. Yani nasıl ki HDP logosunu şu ana kadar ezberlemişlerse, ağaç diyorlarsa, ha yine. E, ben hatırlıyorum. Sen bu son seçimlerde sandık başındaydım. Biri geldi Kürtçe bilmiyordu, Türkçe. Yani yanındaki, valla yanımda şahit oldum. Go, e, babasına dedi, go, babule darehine, dare yani. Ağaç, insan unut, unutmuyor. Bu da e, o yüzden Kürtler bu ağacı unutmaz yani. Evet, bakayım. Bakayım sizin yorumlarınız ne? Git de bizim ihtiyarları anlat. Yok yok valla bizim ihtiyarlar zekidir. HDP'ye oy veren bütün yaşlılar zeki insanlardır. Değerli insanlardır, kıymetli insanlardır. Yani biz onları mumla arıyoruz. Ne konuşuyorsunuz? Onlara lütfen iyi davranın. HDP'ye oy veren yaşlılara lütfen iyi davranın. Kendini tanımış insanlar HDP'ye oy veriyor, yaşlı olarak söylüyorum ben. Yani biliyorsunuz AKP'ye oy veren büyük bir yaşlı kesimi var ama HDP'ye oy veren yaşlılar kendini tanımış artık onlara böyle başka bir gözle bakmayın. Size söyleyeyim mi? Onların değerlerini bilin. Değerini bilin yani. Tamam ee, Ne diyor? İhtiyarlarımız akıllara halen HADEP'te. Ömrümüzden ömrü gidiyor anlatana. Doğrudur. Onlar halen HADEP diyor. Yani söylende siz bir şey değiştiremezsiniz. Ama Yeşil Sol Parti şeyi kolaydır. Aynen HDP gibi o da ağaç yani. Dolayısıyla bunu gösterdiğiniz zaman yeşil ağırlıklı hangi parti görürseniz ona parmak basın derseniz bence bulurlar. Yani çok da zor değil. Ayrıyeten bunu ezberletebilirsiniz yani. Bu biraz çaba sarf etmek gerekiyor. Şimdi peki değerli izleyenler Türkiye Futbol Federasyonu biliyorsunuz bir e, karar almıştı ve o kararda Bursa sporlu taraftarların Amespor maçında futbolculara ırkçı saldırı yapması ve tribünlerde Jitem pankartı açması nedeniyle bir de Toros koymuşlardı, o araba koymuşlardı. Bursa verilen 9 maç seyircisiz oynama cezası çok bulundu ve Türkiye Futbol Federasyonu bunu maça indirdi değerli izleyenler. Yani bir anlamda ırkçılığı ödüllendiren bir karar aldı. 9 maç çok dedi. Ben bu paylaşımı yaparken bugün Twitter'da bir arkadaş e, cevap vermişti. Zaten Bursaspor maçlarını kimse izlemiyordu diyor ama Kürtlerin sayesinde o ırkçı saldırı sayesinde kendi reklamlarını yaptılar. İnsanlar şimdi macera olsun diye gidip maçları izliyormuş falan. Filan. E, ödül verdiler. Resmen ırkçılıktan dolayı ödül verdiler ama öte taraftan bakın size bir haber daha paylaşayım ben. İngiltere'de ise Premier Lig'de e, oynayan Brentford e, forvet oyuncusu Ivan Toney'e ırkçı mesajlar gönderen Antonia Nil isimli taraftara tam 3 yıl boyunca ülkedeki tüm statlara yurt içi ve yurt dışı'daki bütün milli maçlara yasak kararı getirildi. Sadece bir ırkçı söyleminden dolayı. Bir izley e, şey e, takımı tutan bir e, bir kişi ya bir taraftar taraftar Ökçe söylende bulunduğu için. Bunlar ökçe söylende değil sadece, bunlar fiziki olarak saldırdılar. Futbolcuları, oradaki insanları, görevleri, yetkilileriyle birlikte linç ettiler. Ve sahayı doldurdular. Ekranda görüyorsunuz, sahayı doldurdular. Kesici aletler attılar, her şey attılar. Ama tek bir taraftara bir ceza vermediler değerli izleyenler fark bu biraz işte demokratik ülke ilkelerinden falan bahsederken biz bunu kastediyoruz işte. Şimdi e, deprem bölgelerinde hırsızlıktan falan bahsetmiştik. Hatırlar mısınız? Bu ilk günlerde polislerin de içerisinde bulduğu linç girişimleri gerçekleştirilmişti ve orada hırsızlık yapanlar linç edilmişti. Birçok insan haksız yere linç edildi parmakla gösterdiler, gittiler linç ettiler. Öldürülen insanlar oldu. Sokak ortasında linç edilerek öldürülen insanlar oldu biliyorsunuz. Bunları Suriyeli ilan ettiler. Birçoğu da Suriyeli falan değildi. Şimdi bir haber var. Medyabar.com sitesinde yayınlanan bu habere göre Sakarya'da yerel bir haber sitesi bu. Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde görev yapan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri gece akşam saatlerinde devriye e, görevi sırasında e, bir arabanın durumundan şüpheleniyor ve arabayı durduruyorlar. Arabanın içerisinde iki kişi vardı. varmış. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne görevli komiser yardımcısı Hasan Güven ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçisi Ser, Sergen Öksüz arabadalarmış. Arabada arama yapıyorlar çünkü şüphelenmişler. Ee, ve bunlar arabayı açmak istememiş. Tartışma yaşanıyor derken başka bir ekip çağırıyorlar. arabaya arıyorlar ki araba e, arabanın içerisinde bir çantada, ekrandaki çantada çok sayıda zinet eşyası, farklı para birimleri ne ait banknotlar, cep telefonları ve çeşitli elektronik cihazlar ortaya çıkmış ve o ortaya çıkan o cihazların, o eşyaların, altınların ve paraların deprem bölgesinde çalındı. Zaten deprem bölgesinde bu kontrolü yapıyorlar. Ve bir çanta hepsini doldurmuşlar. Yani o yıkılan evlerin enkazlarında hepsini toplamışlar. Daha sonra yürütülen tartışmalar sonucu başka ekipler de geliyor. Ee, ve tespit ediyorlar. Görgü tanıklarına e, başvuruyorlar. Bu iki bu komiser yardımcısı ve bu emniyet müdürü e, görevlisi tutuklanıyor derdi izlenir. Gözaltına alınıyor daha doğrusu. Ve e, bu iki kişi Hasan Güven ve Serkan Öksüz e, gözaltına alınarak savcılığa sevk ediliyor. Şimdi görevler orada hırsızlık yapıyor. Polis orada hırsızlık yapıyorsa Allah aşkına buradaki insanlar kime güvenecek? Biz bunları söylerken de millet çıkıp diyor ki sen bizim askerimizi, polisimizi kötülüyorsun. Lan senin polisin hırsız. Askerin hırsızlık yapıyor. Kameraya yakalanıyor. Senin polisin bak polis gidiyor hırsız polisi yakalıyor. Ya bu böyle dünyada çok az nadir rast gelen bir şeydir. Özellikle tamam biz polisin yaptığı diğer şeyleri biliyoruz. Ne bileyim çetelerle falan hırsızlık olayları esrar eroyun bulaşıyorlar. Sonuçta dersiniz ki insandır evet insandır. Tamam. Yahu sizin vicdanınız kurusun. Deprem bölgesinden niye gidip bu hırsızlığı yapıyorsunuz? Depremzedelerin malı zehirdir, zehir. Siz nasıl kıyıyorsunuz o insanlara da evleri başları parkları başına yıkılmış o insanların o eşyalarını nasıl olur da siz çalıp götürüyorsunuz ya böyle bir bunlar insan olarak yeryüzünde nasıl dolaşıyor bir de bunlar polis bir de oradaki insanları korumakla görevli olan polis hay Allah belanızı versin ya bu nasıl bir güruhtur bu nasıl bir insaniyettir nasıl bir şey bu ya benim aklım ermiyor ya bu bu Bitmiş ya. insanlık diye bir şey kalmamış kardeşim. Vallahi insanlık diye bir şey kalmamış ya. Yazık. Çok yazık. Değerli izleyenler, nevroz heyecanı başladı. Bütün Kürdistan'ı sardı ve e, açıklamalar var, çağrılar var tabii ki. 21 Mart 2023 günü Ahmet'te final nevrozu yapılıyor biliyorsun. Onun öncesinde. 19 Mart pazartesi günü Elih'de nevroz ateşi yakılacak. Elih Nevroz Tertip Komitesi üyesi Narin Erol bir çağrı yaptı. Meydanlar öfkenin umuda dönüştüğü alanlar olacak diyerek herkesi nevroz alanına davet etti. Nevrozla da katılmaya davet etti. Şimdi Avrupa'da da birçok merkezde Almanya'nın München kentinde de Münih kentinden de bir nevroz kutlaması yapılacak değerli izleyenler. Onu da bulursam ben afişini de ekrana getireyim. Ee, burada da e, saat 17'de başlayacak. Onur Evin sahne alacak ve diğer sanatçı arkadaşlarıyla birlikte ekranda da görüyorsunuz. Ee, Mariem Platz'ta akşam saat 17'de başlayacak bu nevruz kutlaması. Müniteki değerli izleyenler bunu da böyle size e, aktaralım. Şimdi e, başka bir nevruz kutlaması e, var mı diye bakıyorum ben. Evet Sirt'te de 19 Mart pazar günü yapılacakmış Nevruz kutlaması. Ben dün gerçi dünkü yayında bütün hepsini tarih tarih vermiştim. Bugün tertip komiteleri açıklama yaptığı için e, ben duyuruyorum. Sirt'te de 19 Mart'ta yine Nevruz kutlaması startı verilecek. Tertip komitesi halka geçen yıllardaki yoğun katılımını yinelemesini ve Nevruz alanına akın etmesinin e, çağrısını yaptı değerli izleyenler. Şimdi seçim biliyorsunuz yoğun bir gündem ve yurt dışındaki seçmenleri de ilgilendiriyor. Yani 6,5 milyon insanın ilgilendirdiği bir durum şu 6,5 milyon yurt dışında ya, Türkiye vatandaşı olarak. Evet Türkiye'de seçmenler cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için 14 Mayıs Pazar günü sandığa gidecek. Yurt dışında yaşayan 6,5 milyonu aşkın Türk vatandaşı ise yaşayacak. Ee, Bulundukları ülkelerde Türkiye'den daha önce yaklaşık iki hafta önce sandık başına gidecekler. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı takvime göre yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan'da başlayacak değerli izleyenler. Ve 9 Mayıs'ta sona erecek onu belirtelim. 27 Nisan'da gümrük kapılarında başlayacak 9 Mayıs'ta sona erecek yurt dışında. Belki izne gitmişsiniz dönüyorsunuz ya da erken gidiyorsunuz orada oyunuzu kullanıp gidersiniz o derece. Yani seçim gününü beklemenizin anlamı yok o yüzden. Şimdi bu çerçevede yaklaşık bir buçuk milyon seçmenin bulunduğu Almanya'da seçim hazırlıkları başladı. Almanya en önemli merkezlerden bir tanesi ve e, seçimler 13 konsoloslukta başladı. E, Konsoloslukların olduğu 13 bölgede gerçekleştiriliyor. Fiziki koşullara uygun olan yani konsoloslukların yanı başında hemen çadır kurma bahçesi ya da yeri olanlarda o çadır kurulacak. Ama eğer e, bahçesi olmayan yeri dar olan konsolosluklarda ise yan taraflarda konsolosluklara yakın bölgelerde e, salonlar, küçük salonlar, e, spor salonları ona benzer düğün salonları artık hangi salon tab o, onu konu şey onlar ayarlıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun e, izniyle tabii ki. E, ve o 13 merkezde geçtiğimiz seçimlerde de 13 merkezde gerçekleştirmişti. Bu seçimde de demek ki çok fazla bir oy kullananlar bak bakımından diyorum çok fazla bir artış yok. Çünkü Alman vatandaşı olan çifte vatandaşlıktan çıkan epece bir Türkeli var diyebiliriz değerli izleyenler. Bu arada e, İYİ Parti ile ilgili bir haber var. İYİ Parti e, biliyorsunuz e, e, terk etmişti e, ittifakı sonra geldi işte bir sessizlik de var. HDP yönelik, söylemlerine yönelik bir baktın, baka, baktığınız zaman bir frenleme var sanki böyle bir, bir sessizlik var. E, İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu... E, Kılıçdaroğlu'nun HDP ilişkin söylemleri işte biz ben HDP'de ziyaret edeceğim demesine yönelik bir açıklama yaptı. Dedi ki Kılıçdaroğlu aday olduğu için ülkenin bütün paydaşlarıyla görüşecektir dedi. Yani paydaş ülkedeki bütün herkeste görüşebilir, görüşecektir dedi. Sanki bunlar e, tabii ki sonuçta iyi Parti'de bir onay verecek yani hak verelim yani. Niye? Çünkü sonuçta İyi Parti Millet İttifakı'nın bir partisi üyesidir. Ve Millet İttifakı'nın adayı da zorla da olsa, gönülsüz de olsa İyi Parti'nin de evet dediği Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla böyle bir açıklama yapmaları belki de ortalığı biraz daha yumuşatan, yani böyle işte artık bundan sonra HDP yok sanırsam yine HDP e, genel merkezine gerçekleşebilir. HDP yine bu işi e, paralel götürebilir ama seçime girme noktasında biliyorsun artık HDP kimse oy vermez. Ben HDP oy vermiyorum mesela. Yeşil Sol Parti artık bizim muhatabımız seçim anlamında. Ama siyasi şey olarak muhatap olarak benim merak ettiğim şu. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu bekleyecek yarınki MYK toplantısının ardından e, Halkların Demokratik Partisi'nin resmi açıklamasından sonra artık çıkıp şunu mu diyecek? Efendim benim muhatabım Yeşil Sol Parti'dir. Ben HDP ile falan görüşmüyorum mu diyecek bilmiyorum. Bu da muğlak bir konu. Herhalde öyle olacak gibime geliyor. Yani artık bilmiyorum. Baya bir karışık durum değerli izleyenler. Şimdi bir haber daha var. Ona da geçelim. Askeray Demir yeni mi geliyor gerçekten? Asker abi yeni mi geldiniz? Yani yeni geldiysen siz çok şey kaçırdınız. Ben artık tekrarlamıyorum. Sonra da izlersiniz. Baya bir şey. Biz gollar attık. 90'a gol attık. Bacak arası gol attık. Püf, kaleci terse yatırdık. Ayıp ettin yani. <laughs> Şimdi bu arada ben bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. YouTube canlı yayınlarda reklam canlı yayın sırasında da reklam gel, gelme özelliği koymuş. Biz bu reklamları ben yerleştirmiyorum yani YouTube yerleştiriyor. Sizden rica ediyorum bu reklam çıktığı zaman rahatsız olmayın. Yani yayını terk etmeyin. Bekleyin. Bazı reklamları atatamıyorsunuz biliyorum. Ama e, bu mecburiyettir yani. Bu benim karımadır, zararıma değil. O yüzden lütfen o Reklamları atlatmadan durun, gitmeyin, çıkmayın yani. Çünkü çıkıp girdikten sonra o, o yayın sizin için gerçekten de anlamını yitirir. O yüzden sabredin. Birkaç saniyelik reklamlardır vardır zaten. Ee, dolayısıyla o reklamları, e, iz yani kalmanız lazım yayında. Birkaç saniye sabredersiniz. Değil mi? Peki. Doğrudur. O yüzden ben e, uyardım arkadaşlar. Hani bir sadece rahatsız olmama adına kaldığı yerden devam ediyor zaten. Bir şey siz kaçırmıyorsunuz. O reklam yayınlandığı sırada... E, tekrar başladı. An o saniyeden itibaren devam ediyor yani. Tamam. Şimdi başka e, bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. Avrupa'nın en kirli şehri açıklandı. 15 şehirlik listede Türkiye'de Türkiye'den tam 5 il yer almış değerli izleyenler. Hava kirliliğinden falan bahsediyoruz ya. Ya ha bu arada unuttum ben ya. Bu yeni araba nedir? Türkiye'deki Türk Türklerin parçalarını satın alıp getirip Türkiye'de montaj ettikleri bir araba var. Togo mu, Tago mu, Tugu mu neyse. Bir, öyle bir isimdir yani. Ya da Tugu mu bilmiyorum öyle bir isim. Bugün ben bir haber okudum. Tok. <laughs> Millet aç sen toksun. E, fiyatları falan açıklamış. Baktım en ucuzu 900 küsür binden başlıyor. İşte 1 milyon 200 bin küsür bine falan çıkıyor. Ekstrasız yani normal standart şeyleri. Ekstra koyduğunuz zaman 3 milyonu bile bulabiliyor. Neyse ee, araba ben de o arabadan bir tane almak istiyorum. Nereden alayım? Bana bir şey var mı arkadaşlar? Ben o arabadan almak istiyorum. Başvuracağım. Bir tane ısmarlayacağım. Herhalde bunlar yurt dışında da arabayı getiriyor değil mi? Olmazsa Türkiye'den birisini adını alırız. Oradan sonra buraya getiririz. Olur değil mi? Hmm. Olur, olur diyor arkadaşlar. Tamam ısmarlayacağız. Şimdi arkadaşlar şey yapalım. Bakalım bu e, neyim, hangi ilmiş bu kadar kirliymiş? İsviçreli teknoloji şirketi e, İrkair hazırladığı küresel hava kirli raporu yayınladı. Buna göre Pakistan'ın Lahur kenti geçen yıla göre 10 basamak birden yükselerek dünyanın en kötü havasına sahip şehri oldu. Pakistan. Rapora göre Avrupa'nın en kirli havasına sahip şehir Ağdır olurken tekrar söyleyeyim. Avrupa'nın en kirli şehri Ağdır. Avrupa'nın en kirli şehirleri listesinde Türkiye'de tam 5 tane şehir var. Bakınız. Akciğerlere zarar veren havadaki ince partiküllerin konsantrasyonuna dayalı olarak hava kalitesi seviyelerini ölçen PM PM 2,5 endeksli Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre metreküp başına 5 mikrogramdan fazla ise kirli havaya işaret etmekteymiş. Avrupa'nın en kirli şehri 53 mikrogram ile Iğdır olmuş. En kirli 15 şehrin açıklandığı listede diğer 4 kent ise Türkiye'de yani. Yani akciğer hassasiyetiyseniz bu ülke bu illerde yaşamayın. Antep 40.2 mikrogram ardından düzce geliyormuş 36.8 miligram mikrogram pardon ve e, Mersin 35.3 mikrogram ile dün Avrupa'da 13. sıradaymış ve Konya o kadar geniş bir yere sahip olmasına rağmen 34.5 mikrogram ile Avrupa'da 15. sıraya yükselmiş hava kirliliği anlamında. Yani Avrupa'nın en kirli e, şehri ili hangisiymiş? Iğdır'mış. Iğdırlılar yandınız siz vallahi. Eğer akciğeriniz çok fazla güçlü ise hadi yaşayın ama akciğeriniz güçlü değilse ben anlamıyorum bu Iğdır'daki hava kirliliği nereden geliyor? Hani baktığınız zaman çok fabrika mı var orada bilmiyorum arkadaşlar. Ben Iğdır'ı bilmiyorum gerçekten. Oralarda çok mu fabrika var? Yani yatırım çok mu? Ondan mıdır acaba? Ne üretiliyor onu da bilmiyorum. Şimdi değerli izleyenler medya savunma alanlarında, alanlarından bir haber paylaşıldı. Bu akşam saatlerinde HPG Basın ve İltibat Merkezi Türk ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırılara yönelik bir basın bülteni yayınladı. ZAP bölgesinde 14 Mart'ta e, saat 9'da e, Türk ordusu tarafından gerici direniş alanındaki göz, e, güçlerimize saldırı gerçekleştirilmiştir açıklaması yaptı ve buna e, cevap verilmiş e, bölgede çatışma çıkmış diye bir paylaşım açıklama yapıldı HPG e, tarafından e, yasaklı silahlar kullandığına yönelik de bir açıklama yaptı 13 Mart'ta yine iki kez bombalanmış ve güçlerimize karşı yasaklı silahlar la saldırı gerçekleştirilmiştir. Yine 13 Mart'ta e, yine Gire Cudi ve Gire FM alanlarına havan, Obus tank ve ağır silahlarla tam 91 kez e, havadan ve karadan e, gerili alanlarının bombalandığı bilgisini paylaştı değerli izleyenler HPG Basın ve İrtibat Merkezi yaptığı açıklamada. Şimdi siz Almanya'ya gelmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Bakınız Almanya'ya gelme niyetinde olan bu haberi lütfen sonuna kadar dinlesin ve umutla beklesin. Ben iki ya da 3 hafta önce bir ön haber yapmıştım ama yavaş yavaş bazı koşullar da netleşmeye başladı. Almanya dil şartını artık ortadan kaldırıyor. 2 milyon işçi alacak Almanya değerli izleyenler. Almanya İçişleri Bakanlığı Alman vatandaşı olmayı kolaylaştıran ve ülkede çalışmak isteyenlerde dil şartını yumuşatan yasa tasarısı hazırlığını açıkladı. Türkiye'nin de aralarında olduğu ülkelerden Almanya'ya 2 milyon işçi alması bekleniyor değerli izleyenler. Almanya İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı olmak isteyenlere ve Almanya'da çalışmak isteyenlere yönelik yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Alman vatandaşlığına geçişini kolaylaştıracağını yer verilirken Almanca bilme şartı istenmeyeceği bildirildi. Ee, tasarıyla birlikte Alman vatandaşlarına geçiş kolaylaşacak. 67 yaş üzerinde olan vatandaşlar için Almanca testi tamamen ortadan kaldırılacak. Ee, iş başvurularında Almanca bilme şartı aranmayacak. Ben bununla ilgili bir şey söyleyeceğim birazdan ama. Önce haberi bitirelim. Vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5 yıla düşüyor. Hatta kişiye göre 3 yıla düşürüleceği konuşuluyor yasanın en geç bir ya da iki ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor. Almanya'nın bu tasarıda sonra 2 milyon işçi alımı yapacağı belirtilirken yasanın yürürlüğe girmesinin ardından yurt dışından çalışma vizesi almak için şart koşulan dil şartının yumuşayacağı ya da tamamen kaldırılacağı ve işçi transferinin kolaylaşacağı belirtiliyor iş gücü ihtiyacı olan meslek grupları ise hasta bakıcılar, çocuk bakıcıları yani da dahil hemşireler, doktorlar, mühendisler, yazılım uzmanları, bilim insanları, kaynakçılar, metal sanayi işçisi, kaynakçı dedik. Evet yine zanaatkarlar ve hizmet sektöründe çalışabilir insanlara ihtiyacı var. 2 milyon işçiye ihtiyaç var. 2000 32 yılına kadar 7 milyona kadar bir işçiye ihtiyaç olduğu e, Alman devleti tarafından açıklanıyor. Şimdi ben kısaca şunu söyleyeyim. 2 ay içerisinde bunu netleşecek değerli izleyenler. Zaten iki ay içerisinde Türkiye'deki seçimler de netleşiyor. Eğer o seçimlerden sonra inşaat da dahildir buna. Evet inşaat da dahil. Yani şimdi de gelmek is, gele e, pardon şu anda da gerçekten de sizin işinizle uğraşan, sizi getirmek isteyen zaten getirebiliyor. Ben onu söyleyeyim yani o zaten o yasa var ama yasayı yumuşatacaklar. Mesela burada sizi Türkiye'den işçi olarak getirmek isteyen, inşaat işçisi de olabilir. Yani uğraşan getirir, firması olan. Sizi burada tam sigortalı gösteren, ev alan, yani eviniz, kalacağınız yer, adres, iş güvencesi, her şey olduktan sonra Almanlar zaten şu anda da yok demiyor. Prosedürü bildikten sonra bu iş birkaç ayda hal oluyor zaten. Ama bundan sonra biraz daha kolaylaşacak. Bu iş biraz daha böyle iş vizesi gibi. Siz kendiniz gidip bir e, Alman dış temsilcisine gidiyorsunuz. Kendi öz geçmişinizi yazıyorsunuz. Hangi işte ne kadar çalıştığınızı. E yani e, üniversite diploması olmasa dahi. Siz eğer bir iş yerinde işte 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl ya da belli bir süre deneyimli işçi olarak çalışmışsanız ve onu belgeliyorsanız yani ile yüksek okul diploması da şart değil ama en önemli olan da çalıştığınız işe göre Almanca aranacak. Yani inşaat işçisinden çok fazla böyle Almanca mecburiyeti getirilmiyor zaten. O yüzden ne bileyim temizlik işçisidir, bakımdır, şudur budur bu tür şeylerde çok fazla Almancayı da böyle ille e, şey olarak öne sürmeyecekler. Tabii ki iki ay sonra bu tam olarak resmi, resmileşecek. Belki o o zamandan sonra diyeceksiniz ki ya zaten seçim oldu. Ee, artık ne gerek var? Yani zaten Erdoğan gitti. AKP iktidarı gitti. Türkiye'de yeni bir şey olabilir. Bir umut diye kalabilirsiniz. Ama ya da gelirsiniz bir süre çalışırsınız. İşte ne bileyim altı aylık bir anlaşma yaparsınız. Bir yıllık bir çalışma şeyi gelirsiniz. Bir yılınızı çalışırsınız. Ondan sonra e, toplarsınız bir 10 bin e, e, ironuzu, ya da 15 bin kenara atarsınız. Hiçbir şey yemeden içmeden 15 bin oyla geri gidersiniz. Öyle bir durumda ya, e, şey yapabilirsiniz. O artık size kalmış. Yani dil şartı evet kaldırıldı. E, yasallaşmadı. Tekrar söyleyeyim bunu. Yani bu şu anda Alman Dışişleri Bakanlığı resmi açıkladı. Şu anda tartışılıyor bu. Bazı partilere itiraz edecekler. Belki daha da kolaylaştıracaklar. Ama o katı dil şartının kaldırıldığı yönünde bilgiler var değerli izleyenler beden işçisi mi istiyorlar abi? Yok. Sadece beden işçisi istemiyorlar. Diğer anlamda da işçi istiyorlar. Beden işçisi Almanya'yı da ihtiyaç yok sanırsam. Ee, Alevi'yim iltica etmek istiyorum. İnan Çınar. Valla iltica etmek için Alevi olmana gerek yok yani. İnsan, bir insan Avrupa'nın her ülkesinde Türk de olsa, Kürt de, Alevi de, Sünni de e, ne olursa olsun her insanın Avrupa'da iltica etme, sığınma hakkı başvurusu vardır. Ha, kabul olur mu olmaz mı? O ayrı bir şey. Garson barista. Alırlar Allah Rıdvan. Garsonlara çok ihtiyaç var Almanya'da. Dino diyor ki Adem Bey Almanya Türkiye'yi kıskanıyor. Şimdi durun size bir günün videosunu izleteyim. Arada